Yani temizlik olmazsa zaten ustalık olmaz, mümkün değil. Önce hijyen ve temizlik. O zaten arka arkaya peş peşe kendini takip eder. ...14 yıldır burada ben çok gelip gidenler gördüm. Hiçbirinde sebatkarlık yok, sadakat yok. İşini sevmeyen de çok, yaptığı mesleği sevmeyen de çok. Bu açıdan hani bir ay burada, üç ay orada, beş ay orada... ...bu şekilde çalışanlar da var. Hani benim farkım belki de odur yani, sebatkar olmam ve itaatkar olmamdır. Bizim mesleğimiz kolay kolay hatayı kabul eden bir meslek değildir. Yani bir hata yaptığınız zaman dönüşü hemen hemen zor diyebilirim. Yaklaşık 23 yıldır bu işi yapıyorum. Bu işe öncelikle çıraklık, kalfalık aşamasıyla başladık tabii ki. Bulaşık yıkayarak, temizlik yaparak, hamur yoğurmayı öğrenerek, daha sonra arkasından tırnak ve kürek diye tabir ettiğimiz ustalık aşamasına geçtim. Çıraklık dönemi tabii biraz yoğun geçer ve ağır geçer. Çünkü bu mesleği öğrenebilmek için belli bir şeylerden fedakarlık etmek zorundayız. Yani daha çok çalışmak, daha çok çaba göstermek zorundayız. Yani ilk etapta hemen hamura başlayıp da daha sonra aşamalarına geçemeyiz zaten. Dediğim gibi önce ben bulaşık yıkamaktan başladım bu mesleğe yıllar önce. Daha sonra kademe kademe aşama aşama öğrendim. Bulaşıkçılığa bir arkadaşımın tavsiyesiyle başladım. Yemek yemeye girdiğim lokantada ilgimi çekti, dikkatimi çekti. Heves ettim daha sonra. Bu meslek için okulumu bıraktım. Öncelikle yaptığı işi çok dikkat etmesi lazım. Severek yapması lazım, özenerek yapması lazım. Artı temizliğine çok dikkat etmesi lazım. Yani temizlik olmazsa zaten ustalık olmaz, mümkün değil. Önce hijyen ve temizlik. O zaten arka arkaya peş peşe kendini takip eder. Yapmak zorunda hissedersiniz kendinizi zaten. Çalıştığınız ortamın temizliği olsun, kişisel temizliğiniz olsun, kullandığınız malzemenin temizliği olsun. Bunlar çok önemli. Ya zaten bunlara dikkat etmediğiniz müddetçe ben ustayım diyemezsiniz. Mümkün değil. Öncelikle temizlik. Kullandığımız malzeme ve severek yapmak. Malzemeye de dikkat etmemiz lazım. Yani ortaya güzel bir ürün çıkması için muhakkak malzemenin kaliteli olması lazım. Aksi takdirde yaptığınız üründe bir işe yaramaz. Yani hem lezzet açısından hem görsel açıdan çok da düzgün bir ürün çıkmaz ortaya. Şu anda bizim yaptığımız etli ekmek, bıçak arası, Mevlana, yani Konya'mızın meşhur etli ekmeği. Etli ekmeğimizin özelliği zaten hamurunun ince ve gevrek olmasıdır. Kıymamız kaburga, dana etinden kaburgadır. İçerisinde soğan, domates, biber var. Bıçak arası kuşbaşından biraz daha küçük doğranmış parça ettir. Onun içerisinde de sadece domates ve biber vardır, soğan yoktur onun içerisinde. Öncelikle sabahleyin geldiğimizde ilk etapta hiç vakit kaybetmeden hamur hazırlığına başlamak zorundayız. Çünkü zaman çok önemli hamurda. Dinlenme aşaması var. Bir saat, bir buçuk saatlik bir dinlenme aşaması var. Hamuru yoğurup kestikten sonra bir saat, bir buçuk saat bir dinlendiriyoruz. Daha sonra fırınımız iki saat bir yanması lazım ki sıcaklığını koruyabilsin. Onun arkasından sebzelerimiz hazırlanır. Kasabımız eti getirir. Ustamız eti karıştırır. Saat 11'de servise hazır oluruz. On dört yıldır ben burada çalışıyorum. Çok gelip gidenler gördüm. Hiçbirinde sebatkarlık yok, sadakat yok. İşini sevmeyen de çok, yaptığı mesleği sevmeyen de çok. Bu açıdan hani bir ay burada, üç ay orada, beş ay orada bu şekilde çalışanlar da var. Hani benim farkım belki de odur yani, sebatkar olmam ve itaatkar olmamdır. Etli ekmeğin bir rivayete göre 800 yıllık bir geçmişi var. Tabii ki bu bir rivayet. Tam olarak tarihinde bilmiyoruz ama çok eski. Ama Konya'ya has bir lezzettir bu. Lahmacunun içerisinde baharat var. Çoğunluğu et yağıdır lahmacunun. Ama bizim bunda baharat kesinlikle yok. Yani sebzenin haricinde hiçbir şey yok. Baharat olmadığı için hafif. Lahmacuna bakarak. Şekli de olsun, lezzeti de olsun lahmacundan çok çok farklı. Kendi adıma söyleyeyim. Çok yırttım. Çok elimde hamur parçalandı. Çok yaktım ekmeği ustamdan gizleyerek onu yok ettim. Ya mecburum çünkü yani o aşamayı da geçmek zorundayım. Bir şekilde ustam bana bir fırsat verecek ki
boza yaka boza yaka onu öğrenmek zorundaydım. Ama ustam da o fırsatı verdi. Kendisine çok teşekkür ederim. Allah ondan razı olsun. Heyecan vardı. Başarabilir miyim? Başaramam mı? Ustalığı yapabilir miyim? Yapamam mı? Ama işverenimin, beraber çalıştığım iş arkadaşlarımın, meslektaşlarımın yardımıyla, gayretiyle, bana cesaret vermeleriyle hani zamanla elim zaten yatıyor bu işe. Konya denince insanların aklına ilk Hazreti Mevlana ve etli ekmek. Önce Hazreti Mevlana'yı misafirlerimiz ziyaret ederler, dualarını ederler. Daha sonra öğün yemeklerinde de etli ekmek olarak tercih ederler. Biz de burada elimizden geldiğince güzel bir şekilde ağırlarız, kendilerini yolcu ederiz. Bizim mesleğimiz kolay kolay hatayı kabul eden bir meslek değildir. Yani bir hata yaptığınız zaman dönüşü hemen hemen zor diyebilirim. Atıyorum hamuru hazırlarken tuz oranını veya maya oranını düşük veya yüksek gramaj olarak ayarladığınız zaman onun bir daha geri dönüşü yok. Ya o şekilde onu tüketeceksiniz ya da farklı bir mamülde kullanacaksınız. Atıyorum ekmek gibi, taş fırın ekmeği gibi. Ancak o şekilde. Yani çok dikkat isteyen bir meslek. Litreye göre, su litresine göre maya oranımız var. Tuz oranımız var gram olarak. Tabii bu yaz kış da değişir. Yani yazın farklı maya gramı, tuz gramı farklı olur. Kışın da bir farklı olur. Yani mevsimine göre değişir. Çıraklık döneminde elle yoğruluyordu hamur. Makinalar daha sonradan çıktı. Sebzeyi zırhla hazırlardık. Robot yoktu. Hamur yoğurma makinesi yoktu. Elimizle yoğururduk. Kesme makinesi yoktu. Elimizle keserdik. Beze haline elimizle getirirdik. Yani herhangi bir teknoloji imkanı yoktu o zamanlar. Yani çok fazla yaygın değildi bu şekilde. Ben çıraklık döneminde ilk hamur yoğurduğumda hamurun içerisinden kollarımı çıkaramadım. Ustam yardımcı oldu ve ağlamıştım ben. Bir çuval undan yaklaşık 450 tane hamur çıkar. Yani içerisinden çıkamadım hamurun. Ustam yardım etti, kollarımı çıkardı ve ağladım ben. Benim çıraklık ve kalfalık dönemimde etli ekmeğin boyutu hani bu kadar uzun değildi. Asıl Konya etli ekmeğinin özelliği kısa ve geniş olmasıdır. Atıyorum 30 santim genişliğinde 60 santim uzunluğunda olur. Ve yine aynı geveklik tercih edilir etli ekmekte. Ama günümüzde tabii uzatıldı. Boyu hani 1.80-1.90'a kadar uzatıldı. O şekilde tercih ediliyor. O şekilde istiyor misafirlerimiz. Şu anda öyle o şekilde yapıyoruz yani. Eski Konya etli ekmeğini çok nadir isteyen misafirlerimiz var. Kısa ve geniş olan etli ekmek budur. Eski Konya usulü etli ekmeğimiz budur yani. Kısa ve geniş. Kıymamız orta yağlı. Dediğim gibi dana etinden kaburga eti orta yağlı olur. Domates, soğan, biber ince bir şekilde çekilir. Onun da belli bir oranı vardır kiloya göre. Fazla bir oranda katılmaz sebzesi. Buna dikkat ederiz. Çok fazla yağlı olmamasına dikkat ederiz. Orta yağlı olmasına dikkat ederiz sadece. Hamurumuz hakeza öyle dikkat isteyen bir şeydir. Kulak memesi kıvamında olması lazım hamurumuzun. Çok fazla sert ya da çok fazla yumuşak olduğu zaman istediğiniz şekli veremezsiniz. Yani istediğiniz boyutu da veremezsiniz. Lezzet açısından da fark eder. Yani yumuşaklığı, sıkılığı lezzet açısından da fark eder. Bu hamura bu kıvamı veremezsek istediğimiz ürünü elde edemiyoruz. İstediğimiz lezzeti elde edemiyoruz. İnce ve gevrek olması, ustamız burada hamuru açarken, hamurun üzerine eti yayarken daha dengeli, eşit bir şekilde yayması lazım. Yani bir taraf kalın, bir taraf ince veya bir tarafta fazla kıyma, bir tarafta az kıyma olduğu zaman da hoş bir şey olmuyor. Ustamızın orada tırnak diye tabir ettiğimiz ustalık da çok önemlidir. Yani hamura tamamen adapte olması lazım, işine adapte olması lazım, dengeyi verebilsin. Etli ekmeğin yanında genellikle ayran, közlenmiş biber, maydanoz ve limon artı domates garnitür olarak veriyoruz bunları. Tabi içecek yanında olmazsa olmazdır. Limon olmazsa olmazdır mesela. Limon muhakkak masaya servis yapılır. Kekik istiyorlar bazı misafirlerimiz. Bazı misafirlerimiz acı pul veririz istiyor. Onun haricinde baharat isteyen yok.
etli ekmeğin üzerine. 5 çeşit burada yemek yapıyoruz. Etli ekmek, bıçak arası, eski adıyla Mevlana, yeni adıyla karışık, kekikli sade ve recai yapıyoruz. Bunların lezzetleri farklı tabii içeriğine göre. Kiminde domates var, soğan var, kiminde soğan yok. Bu çok fark ediyor. Bıçak arası dediğimiz kuşbaşıdan biraz daha küçük doğranmış, elle doğranmış parça etten yapıyoruz. Etli ekmeğimiz de kıymadan yapıyoruz sadece. Karışıya kullandığımız peynir 3 çeşit peynir. Yeşil peynir, yani küflü peynir dediğimiz, Bolu peyniri ve tulum peyniri. Tabi bunların kiloları farklıdır. Atıyorum yeşil peynirden çok fazla katamayız. Çünkü lezzeti değiştirir. Biraz daha tuzlu düşer. Yani beşinin de lezzeti farklıdır. Ya görüntü olarak aynıdır, boy olarak aynıdır ama lezzet olarak farklıdır. Mesela kekikli sademiz var. Sade kıymadan yapıyoruz sadece. İçerisinde herhangi bir sebze, herhangi bir baharat yok. Yapıldıktan sonra üzerine çok az bir şey kekik. Yaprak kekik atıyoruz. O da farklı bir lezzet. Sade kıymadan yapıyoruz onu da. 3 çeşit peynirin karışımından olan peynirli böreğimiz. Sadece kaşar değil. İçerisinde bolu peyniri, kaşar ve yeşil peynir var. Tulum peyniri dediğimiz, bolu peyniri var. Yeşil peynir var, küflü peyniri dediğimiz. Bir de kaşar peyniri var. Bu üçünün karışımından ortaya çıkan bir peynirli böreğimiz var. Mevlana dediğimiz, şimdiki adıyla karışık, kıyma üzerine sadece o peynirden biraz koyuyoruz, kenarlarını da katlıyoruz börek şeklinde. Yani etli ekmek gibi böyle açık olmaz hamuru. Çeşit yapan yerler tabii ki var. Atıyorum sucuklu, yumurtalı, pastırmalı, mantarlı, sade kaşarlı. Hani bu tür çeşit yapan yerler tabii ki var Konya'da. Ama biz adımızı duyurduğumuz ürüne yoğunlaşıyoruz. Nedir? Etli ekmek, farklı bir şeyler denemiyoruz. Yani sabit yapmamız gereken neyse onu yapıyoruz. Mesleğimiz bunu gerektiriyor, bunu yapmamız gerektiriyor, ona yoğunlaşmamız lazım. Fırınımız taş fırını. Zemine kullanılan taş, sille taşı dediğimiz özellikli bir taştır. Metrekaresine göre kesimi yapılır bu taşın. Taşın altına yapılan dolgu sanayi tuzu dediğimiz kalın tuzdan yerleştirilir altına. Atıyorum bizim bu fırına 500 kilo kadar, 5-600 kilo kadar taşın zemininde tuz olur. O tuz da ısıyı tutması içindir. Yani sürekli ısı kaybı yapmaz. Sabahleyin 2 saat yattığınız zaman o tuz taştaki ısıyı muhafaza eder. Bir fırının ortalama ömrü de 15 yıldır veya 16 yıldır. Tabii fırını yapan fırın ustasına bağlı bir şeydir bu. Yani düzgün kaliteli bir fırın yaparsa bu 20 yılda bulabilir. Atıyorum bizim bu şubemizin 2003 yılında yapıldı bu fırın. Yeni yapıldı. Bu yıl Ramazan ayında tadilatı yapıldı mesela. 17 yıllık gibi bir süre var. Daha sağlam olmuş olsaydı bu 20 yıl olabilirdi. Belki 20 yıl da geçebilirdi. Fırın patladı. Sabahleyin geldiğimizde fırına odun atarız. Sabah 9'da geliyoruz örneğin. 9'da gelir gelmez fırına odun atarım. Kapağı kapatırım. Yaklaşık 1 saat odun fırının ısısıyla kurur. Yani daha rahat yanması için. Daha kolay yanması için. Fırının tabii içeride duman oluşuyor. Odunun kurudukça duman çıkarıyor. O da içeride sıkışma yapıyor. Herhangi bir kaçak yeri olmadığı için. Fırının kapağını açtım. Duman içeride dönüyor hala. Kapaktan çıkamadı duman. Ben o arada fırını yakmak için kağıt ateşledim. Ateşlememle birlikte fırın komple alev sündü üzerime ama öyle olacağını tahmin ettiğim için kendimi korudum. Yani kendimi koruyamamış olsaydım yüzüm muhakkak yanardı. Çok çünkü tazikli geliyor. İçerideki gaz sıkışması dışarıya sert vuruyor. Fırının patlaması da çok nadir olan bir şeydi. Hani ben biraz dikkat etmiş olsaydım, tecrübemi konuşturmuş olsaydım belki o kaza başıma gelmezdi. Ama yapabilecek de başka bir şeyim yoktu. Çünkü duman dışarıya tahliye olmadı. İçeride döndü, sürekli döndü. Alevi de görünce mecbur o içerideki odunun duman gazı alevi görünce mecbur patladı yani. Ama onun haricinde de çok böyle bir riski tehlikesi yoktur. Aşağıda hamur makinalarımıza da dikkat etmemiz lazım. Yani kestart özellikle ona dikkat etmemiz lazım. İçindeki helezona, pistonuna dikkat etmemiz lazım. Hamur yoğurma makinesinin dönen koluna dikkat etmemiz lazım. Çünkü en ufak bir hatada elimizi ya da kolumuzu kırabilir. O makinalar. Odun
tirasız çam ve meşe karışık yakar. Çünkü meşe öz olarak serttir, taban ısısını muhafaza eder. Çam odunda alev verir, etli ekmeğin kızarmasını sağlar. Sadece çam ve meşe kullanıyoruz odun olarak. 380-370 derecenin altına düşmemesi lazım fırınımız. Aksi takdirde ekmek çıkaramayız. Yaz sezonunda zaten bizim burası çok yoğun olur. Günde iki kez tişört değiştirdiğimi biliyorum. Terlediğimden dolayı duş aldığımı biliyorum. İnsanların güneşten gölgeye kaçtığı için ben de buradan dışarıya çıkıyorum serinlemek için. Yani güneş bana fazla etki etmiyor buraya alışık olduğum için. Ama tabii ki zor oluyor. Yani günde 1600-1700 etli ekmek yapıyorum. Gerisini siz düşünün. Zaman zaman yani uykumda etli ekmek yaptığımı eşim söyler. Yani elimin kolumun doğru durmadığını, sürekli hareket halinde olduğumu. Ama iyice kendimizi bu mesleğe verdiğimiz için alıştık artık yani. Sıcağın olsun, yoğunluğun olsun, temposun olsun. Alıştık, yapacak bir şey de yok yani. İyi bir etli ekmek ustası bizim tabirimizde çekirdekten yetişmesi lazım. İyi bir ustanın yanında yetişmesi lazım. Ustasını dinlemesi lazım. Yani onun söylediklerini, tariflerini, onun uyarılarını, ikazlarını hafızasına iyi kaydetmesi lazım ki o hatalar tekrar etmesin. Hatalar tekrar ettiği zaman ustalık olmaz. Çünkü yapamıyorsun. O hatayı sen zamanında bertaraf etmemişsin, çaba göstermemişsin, aynı hatayla devam ediyorsun ama usta olamazsın. Yani usta olabilmek için sizi yetiştiren ustanın tavsiyelerine uymak zorundasınız. Buna çok dikkat etmeniz lazım. O da bir iyi ustanın yanında yetişmekten gelir zaten. Ya benim çırağım yok. Ben çırak yetiştirmem. Yani benim prensibim değil o. Çünkü günümüzdeki gençler öyle bir gençler ki, nasıl diyeyim, şimdi usta sözü dinlemeye, yani ben 23 yıllık meslek hayatımda çok insan gördüm, çok insan tanıdım. Hani ben ustayım deyip de tezgahımıza gelip çalışıyor ama bakıyorum hiçbir şey yok. Ona da bunu belirttiğiniz zaman ters tepkiyle karşılaşıyorsunuz. Niye kendini benimsetmiş, ben ustayım ama yok, sanat yok. Yani şimdiki gençlere yani söz dinlemiyorlar. Yani tabiri caizse şımarık yetiştirilmişler. Ondan dolayı söz dinlemiyorlar, meslek sahibi de olamıyorlar. Hangi sektörde olursa olsun, sadece bizim gıda sektöründe değil, sanayi sektöründe de öyledir. Delikanlı ustasının sözünü dinlemediği zaman iyi bir motor tamircisi olamaz, iyi bir kaporta tamircisi olamaz. İtaat etmediği müddetçe, yani uyarıları dikkate almadığı müddetçe, iyi bir aşçı olamaz, iyi bir etli ekmekçi olamaz. El becerisi çok önemli. Bizim mesleğimize zaten dışarıdan bakan insanlar diyor ki, ya çok basit, işte hamuru açıyorsunuz, üzerine eti koyup yayıyorsunuz. Buyurun gelin yapın. Ama yok. Yaşındayım. İşletme sorumlusuyum. Buralar varken ilk önce başka yerlerden başladık. Ustalarımızın yerleri var. Orada çalışıyorduk. İşte dükkanlarımız varken okuldan çıktık. Hani biz düşünüyorduk ki kendi iş yerlerimizde çalışacağız. Bir yerlere geliriz ama öyle bir şey yokmuş. İlk önce bu mesleğin en aşağısından başlamak lazımmış. Kendi yerlerimiz varken başka yerlerde çalıştım. Hamurunu öğrendik, etini öğrendik. İnsanlarla nasıl muhabbet edeceğimizi öğrendik. Bir kıvama geldik. Ondan sonra kendi yerlerimizde devam ediyoruz. İlk başladığım yerde liseden ilk çıktım. Lise 4'te tek yaptım, çıktım. Ondan sonra sanayide bir ustamız var. Ahmet ustamız. Onun yanına başladım. Orada tek servis. Hani saat 6.30'dan başlar, 3.30'da biter. Sabah kalkardım. Sabahın 5.30-6'sında 2 dolmuşa binerek o iş yerime giderdim. Orada saat 3.30'a kadar kesintisiz tek servis olduğu için
3.30'a kadar çalışıyordum. Tabii bizim hayallerimiz var. İşte iş bitti, dışarı çıkar, gezeriz, tozarız ama öyle bir şey yokmuş. Direkt kendi dükkanımıza geliyordu. 11'e kadar kendi dükkanımda çalışıyordum. 11'den sonra yine sabah öbür dükkanıma, başkasının yanına çalışmaya gidiyordum. Hayatta zorlukları görmeyince bir başarıya ulaşamayacağımızı anladım. Onları bileceğiz ki bir yerlere geldiğimizde kendimizi kaybetmeyelim. Dışarıdan gelen misafirlerimizin tabii çok dikkatini çekiyor. Hani soruyorlar nasıl yiyeceğiz? İşte bıçakla mı yiyeceğiz, elle mi yiyeceğiz? Biz onlara tarif ediyoruz. Bıçak, çatal yok. Elimizde yiyoruz. İşte közlenmiş biberlerimiz var. Genellikle maydanoz ve limonla tercih edilir. Sekiz yaşındaydım Hüseyin ustamızın buraya başladığında. Arkasında dolaşırdım. Tabii hiçbir şeyden bilgimiz yok. Ufacık çocuğuz. Hani bilmiyorduk nedir ne değildir. Altımıza kasa koyardık. Kola kasası. İzlemeye çalışırdık. Aa, nasıl yapıyor ki acaba? Biz de yapabilir miyiz? Bize kalem, defter, bunlar öğrettiler. Başka bir şey yok. Sadece biz yeme taraftarın. Çalışma nedir bilmeyiz. İşte kafamıza göre gezer dolaşırız. Liseden sonra baktık. Hani okulda bir başarı olmadığı için zaten baba mesleği, babamızın bize en büyük mirası bu. Bir yerlerden başlamak için başkalarının yanında devam ettik. Babam Konya'mızın eski ustalarının yanında yetişen Hacı Tezcan. Şimdi tabii elini çekmiş değil ama yine gölgesinde biz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Onların destekleriyle şükürler olsun buralara kadar geldik. Hacı ustamız, ben kendi babama baba demem. Dükkanın kapısından girdiğimizde ustamızdır. Hiç kimse de benim babam olduğunu bilmez dükkan içinde. Çünkü o bizim ustamız. O bize bir altın bilezik verdi. Onun kadar da yapamasak da onun gölgesinde ufak tefek bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hacı ustamız çok önce yokluk dönemlerinden gelen işte dedemiz, büyük babamız dediğimiz çobanmış kendisi. Gurbetlerde öğrenmiş bu mesleği. Bir yerlere hani sırtını bir yere koyup değil, kendi tırnaklarıyla bir yerlere gelmeye çalışmış. Allah razı olsun bizi buralara kadar getirdiler. Başta ortağımız Durmuş Ali Tülen, amcalarımız, büyük ustalarımız 6 kişi, 6 kardeş deriz biz. Hani ortaktır şu bu yok, biz de kardeş. Biz onların evlatlarıyız. Onlar da bizim babalarımız, büyüklerimiz, ustalarımız. O ustaymış, bu çocukmuş diye bir şey yok. Hepimiz kardeşiz. Zaten ekipçe buralara geliyoruz. Ekip bu meslekte çok önemli. Ustamız olsun, salondaki şefimiz olsun, çalışma arkadaşlarımız da buralara kadar geliyoruz abi. İlk önce hijyen olacağız abi. Temiz olmamız lazım her şeyden önce. Ürünlerimiz hepsini detaylı inceleyerek alıyoruz. Tabii burada ustamızın çok büyük bir rolü var. İşte etimizin karışması olsun, peynirimizin karışması olsun. Etlerimiz özenle hazırlanır. Sebzemiz özenle alınır. Şimdi 5 çeşit etli ekmeğimiz var bizim. Etli ekmek dediğimiz kıymalı, kıymadan oluşuyor. Az bir sebze katıyoruz içine. Domates, soğan, biber. Bıçak arası dediğimiz kuşbaşıdır. Nohut kadar doğranır. Bir gün öncesi terbiyeye yatırılır. Onu terbiyeye yatırırız. Onun içinde de sadece domates ve biber vardır. Başka bir şey katmayız. O da az miktarda. Çünkü etin tadını almamız önemli. Mevlana eski adıyla, şimdiki adıyla karışık diyoruz. O da peynirle kıyma karışımından oluyor. Bir de peynir böreğimiz var. Peynir böreğimizde 3 çeşit peynir katıyoruz. Tuluk, küflü, kaşar peynir. Bunun üçünü karıştırdığımızda hani lezzeti alabiliyoruz. Sade kekikli dediğimiz sadece kıymadan oluyor ve içinde tuz ve kekik vardır. 5 çeşit pideden oluşuyor. Hani bunların sabahtan hazırlanması, işte hamurumuzun dinlenmesi, hamur da çok önemli. Hani hamurumuz eğer bozuk çıkarsa o günümüz bizim çok sıkıntılıdır. Her işimiz hamurdur. İşte onun sünmesi, onun gevrek pişmesi. Hani bunlar püf noktalardır. Sabah 8.30'da
mesaiye başlarız. Gelir gelmez ilk önce hamurumuz yoğrulur abi. Hamurumuz ilk önce dinlenmesi lazım. Sonrasında etli ekmeğimizin içine gireceğimiz malzemeleri çekeriz. Her şey taze olması lazım bizim burada. Hani çekip de kenara koyalım diye bir şey yok. Onu çekip taze taze karıştırmamız lazım. Zaten eti o lezzeti veriyor. Ondan sonra yukarıya çıkarlar. Saat 10.30 gibi servisimiz açılır. Günde 1500-1000 satışlarımız var. Çalışıyoruz bu şekilde.